Herkese merhabalar. Tekrardan bana göre günaydın, size göre iyi akşamlar. Tarihlerimiz 4 Temmuz ve günlerden Salı. Bugün Amerikan piyasaları kapalı çünkü bugün Amerika'da biliyorsunuz ki bağımsızlık günü var ve bunların en büyük bayramı. O yüzden burada hayat durmuş durumda. Ama bu tabii ki de kriptoya da yansıyor. Çünkü kripto paralarda da volümlerin azaldığını görüyoruz. Ve özellikle mesai saati dışında çalışan kurumsalların yokluğu sebebiyle de yine kriptolarda volümün hacmin düştüğü bir gün yaşıyoruz. Bugün yine sizlere güzel güzel bilgiler getirdim. Aslında biraz daha sohbet havasında olacak. Ve aslında şunu da söyleyeyim. Herkes Pexobit sponsorluğunda herkese açık olan bu yayınımızla da beraber sizlere yeni bir vizyon veyahut da katabiliyorsam bir fikir katabiliyorsam bir bakış açısı katabiliyorsam ne mutlu bana diyerekten böyle bir sizlere güzel bir sunum hazırladım açıkçası. Ve özellikle bu sunumda yer alan analizlerimde de bazıları o kadar güzel gitti ki açıkçası bayağı memnun kaldık. O yüzden şimdilik bakalım buradan neler çıkacak. Öncelikle bunları görelim. Şimdi ben sizlere öncelikle şöyle bir piyasa fiyatlamalarıyla başlayayım. Ardından da hemen bilgilendirmemize geçelim. Şimdi bu sabah daha doğrusu bugün baktığımızda Bitcoin 31 bin dolar seviyesinde. Ve şunu söyleyeyim açıkçası ben gelen bu ETF haberlerine birazcık rahatsız oldum. Neden diyeceksiniz? Çünkü piyasa düzeltme yapması gerekirken yeniden bir ETF haberi geliyor. Herkesi fonlattırıyor. Ardından bir yere kadar geçip orada kalıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hatırlayın 69 bine giden serüvende o dönem benim Ekotürk'te vermiş olduğum bir demeç vardı. Ya piyasada özellikle bu Elon Musk'ın Tesla haberi gelmişti. Bitcoin'le kabul ediyoruz haberi gelmişti. Ve beni hiç memnun etmemişti. Çünkü piyasanın dinamikleriyle oynuyor. Piyasa ufak bir düzeltme yapması gerekirken bu tarz haberler düzeltme yapmamasına neden oluyor. Yukarıda takılı kalan fiyatlamalarda artık bir süre bekleyen yatırımcılar bir süre sonra kendini saldıkları için piyasa örnek veriyorum 29 bine düzeltme yapacaksa kalkıyor burada 26 bine geliyor ardından panik satışlarını tetikliyor. O nedenle bu haberlerin varlığından şimdilik ben pek memnun değilim açıkçası. Ve devam ediyorum Ethereum'la beraber. Ethereum bir süre Bitcoin'in biraz gerisinde kalacak. Performans konusunda ardından Bitcoin'i geçecek. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu ETF başvuruları yüzünden şimdilik Bitcoin biraz daha revaçta olacak. 2 ve 10 yıllık tahvillere baktığımızda orada da yükselişler görüyoruz. Özellikle 2 yıllık Amerikan hazine kağıdının faizlerinin artması Fed'i daha da fazla faiz artışına gideceği beklentisini söylüyor. Zaten bir önceki Fed toplantısı ve Mayıs ayındaki Fed toplantısında sevgili Emre Hoca ile de bunu konuştuk. Fed'in faiz artırması o kadar açık ki, o kadar net ki yani bir mi iki mi bunları tartışmaları gerekirken piyasa bir anda faiz indirecek fiyatlamasına girdi. Alın size buradan da bir yanlış fiyatlama örneği ve yatırımcıları aşağıda bırakan bir sorunsal. Ve devam ediyoruz tabii ne oluyor ne bitiyor diye baktığımızda şöyle bugün altcoin'lerde biraz daha geri çekilme var. Biraz daha aslında düzeltmenin ayağının altcoin'lerde başladığını görüyoruz. Henüz daha Bitcoin'e sirayet eden bir düşüş yok, bir düzeltme yok ama diyeceksiniz ki siz de ya altcoin'ler ne kadar çıktı da ne kadar düzeltecekler? Öyle oluyor bu işler. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Hazır yeri gelmişken bahsedeyim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Birincisi Bitcoin ETF başvuruları yapıldı ve bu Bitcoin ETF başvuruları sadece Bitcoin'i kapsadığı için ve buraya kurumsal yatırımcı çekecek olacaklarından kaynaklı burada özellikle Bitcoin daha iyi performans gösterecek. Yani bu nedenle altcoin sepetini biraz daha geride bırakıp birincisi Bitcoin almakta yarar var. Neden diyeceksiniz? Tekrar edeyim. Bunlar spot ETF'leri onaylarsa BlackRock'ın şu anda yönettiği para 9,5 trilyon dolar para. Bunun sadece 3,5 trilyonu ETF'te. Ya yani şunun 500 milyar doları zaten gelse Bitcoin'in şu andaki piyasa değerini ikiye katlıyor. O nedenle yani 500 milyon şey gibi oldu, Acun gibi oldu. 500 oradan gelse, 100 buradan gelse, 2 de ben salladım. 2,5 trilyon para. Şimdi dolayısıyla konu şu. Bitcoin ETF'leri muhtemelen onaylanacak. Ben açıkçası Gary Gensler'ın bunları onaylamayacak veyahut da bunlara engel olabileceğini şu anda düşünmüyorum. Çünkü Gary Gensler tarihin kendi sayfalarında toprağında gömülmek üzere Temmuz ayında gönderilebilir ve gönderilebileceği için de bir bu ufak bir buzağı rallisi yaratacaktır. İki, Gary Gensler ben giderken bunları reddeden adam olmak istemiyorum pozisyonuna
düşmeyecektir diye tahmin ediyorum. O kadar da zekidir herhalde, buralara kadar gelmişse diye tahmin ediyorum. O yüzden Gary Gensler'ın bunlara engel olabileceğini düşünmüyorum. Ve bu nebzeye bakılırsak şu anda Bitcoin Spot ETF'lerinin tekrardan başvurularının onaylanması durumunda Bitcoin fiyatının veyahut da Bitcoin piyasa değerinin buralarda ikiye katlamaları beklenebilir. Ve şunu söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki haber geldi, hareket etmedi. Arkadaşlar keşke öyle olsa. Maalesef bu Forex değil. Forex'e veri saatinde tak tak hemen haberi alıp volatiliteye işlem açabiliyorsunuz. Ama hatırlayın, Bitcoin 10 bin dolara geldiğinde, orada ilk PayPal haberi geldiğinde Bitcoin buna belki bir ay sonra mı, bir hafta sonra mı ne cevap verdi. Ve geçiş, o geçiş 13 bin 14 bin dolarlara bir anda geldik. Ardından Mastercard haberi geldi. Şimdi birçok kişi diyor ki ben Bitcoin'i 10 bine bekliyorum, 15 bine bekliyorum. Tabii ki de beklenti sizin beklentiniz ama 10 bindeki Bitcoin'de sıfır kurumsal vardı. Şu an ise kurumsalların birbirle yarıştığını göreceğimiz günler geliyor. Yani o yüzden artık şu ayı ısrarınızdan vazgeçin. Yani tamam, sizin de kendinize göre bir analiziniz var ama her şey teknik analiz değil ve temel analiz şu anda Bitcoin'in alımını destekliyor ve bu Bitcoin alımını destekleyen en temel konu ise spot ETF'ler. Eğer ki bunlar onaylanırsa gerçekten buraya yeni bir dimah gelecek ve bu yeni dimahla beraber açıkçası Bitcoin açısından farklı bir evre başlayacak. Birincisi, buradan Bitcoin almayı öncelikle empoze ettim umarım. Şimdi devam ediyoruz. Sadece Bitcoin almak değil, bunu nereden almak da önemli. Şimdi o yüzden bugün biraz sıkıntılıyız gördüğünüz gibi. Şimdi baktığımızda bu BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i için aynı zamanda Nasdaq da başvuru yaptı. Ve size şunu söyleyeyim. Sadece Bitcoin artmadı. Aynı zamanda Coinbase'in, Coin diye biliyorsunuz, hisse senetleri var Nasdaq içerisinde. Onlar da arttı. Ve piyasa gerçekten şu anda ETF'lerin onaylanabileceği gözüyle bakıyor. Ama bir yandan da bakıldığında benim çok takip ettiğim bir Bitcoin sentiment'tır bu. Benim çok gezdiğim sitelerden bir tanesidir. Bunları mesela birleştirdiğimde şu anda sentiment skorun biraz düşüyor olması ve aynı zamanda borsalara giren Bitcoin miktarında veyahut da miktarı demeyeyim ama borsalara sokulan Bitcoin adedinin şu anda biraz yükseldiğini, burası 7 günlük ortalamadır. Şurası kendisidir ama burası da yükseliyor. 7 günlük ortalama da yükseliyor. Yani borsalara biraz Bitcoin sokulmuş. Bu madencilerden olabilir, bu başka birinden olabilir ama borsalara Bitcoin girmesi bunların satış amaçlı kullanacağını bizlere söylüyor. Ve son zamanlarda da baktığımızda çok büyük bir nakit girişi göremediğim için bana göre Bitcoin'in buralarda artık biraz düzeltme yapması gerekiyor. Ancak kalkıp da bu düzeltmeyi ben 24 binlerde aramıyorum. Ben bu düzeltmeyi Bitcoin'de şöyle göstereyim. Öncelikle 29.300'ler, 28.500'ler olarak arıyorum. Çünkü bir yandan da Bitcoin'in çok da fazla düşmemesi lazım. Yani 29.300 bana göre çok okey bir düzeltme seviyesi. Neden diyeceksiniz? Dün de sizlere gösterdiğim gibi buradaki bayrak formasyonu oluştuğu için yani en azından şuradan başlatabilirim yani bayrağı. Biraz yükselmesi lazım çünkü bayrak devam formasyonudur. O yüzden Bitcoin'in 29.300'ü kırmasa daha iyi olur. Şuradaki bayrağı gönderebilmesi için, götürebilmesi için. Ama size şunu söyleyeceğim. Özellikle Bitcoin neden almalıyız anlattım. Bu geri çekime eğer söz konusu olursa, eğer biliyorum 29.000'den almak pahalı geliyor olabilir ama yapacak da bir şey yok. Biz bu konuları 16.000'lerde çok fazlasıyla konuştuk. Tweetlerimiz, her şeyimiz duruyor, yayınlarımız. O nedenle biraz ağlamak bu işin kaderinde de var. Yani 17.000'den kaçırıp nasıl ben 29.000'de yakaladım, nasıl 29.000'de aldım da diyebilirsiniz. Ancak buradaki haberleri düşünecek olursak geliyor, gelmekte olan diye ben başlığı koyarım. O nedenle Bitcoin açısından 29.300, 28.500 gelmeli, gelirse de almalı diyebilirim. Şimdi az evvel Gary Gensler'dan bahsediyordum. Bu şunu söylemek istiyorum sizlere.
Bu Çin'deki herkes olayı sormuş. Ben de hani ne olayı diye bir an aklıma gelmedi ama yani Merkez Bankası Başkanı ne zamandan beri olay oluyor? Onu düşünemedim ben, kusura bakmayın. Ama size şunu söyleyeceğim. Gary Gensler geldiğinde her bütün kripto camiası inanılmaz bayram yaptı. Böyle hoca, böyle blockchain dostu, böyle bilmem ne diye. Şu anda Gary Gensler hepimizden kan alır durumuna geldi. Bir taraftan da Gary Gensler'dan ziyade hatırlayın yani zamanında Barack Obama geldiğinde ağanın bir tanesi Van'da 90 büyükbaş mı küçükbaş mı ne kurban hayvan kesip kutlama yaptı yani adam. Sonra Obama'nın ne çıktığını gördük. Yani dolayısıyla Çin'in Merkez Bankası'nın yeni başkanı açıkçası beni hiç ilgilendirmiyor. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Zaten Çin eğer bunu stratejik bir planına almışsa bu piyasayı çok bozabilecek bir haber değil. O yüzden Çin Merkez Bankası Başkanı'nın ister sevsin ister sevmesin kim takar adamı. Yani eğer Çin bunu zaten yapacaksa yapar yani. Şimdi devam ediyorum Avax'a. Avax'a burada baktığımızda 13-20 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve Avax'ın özellikle bir dakika şu sembol ismini bir kaldırayım. Etiketler, sembol, isim etiketler. Kusura bakmayın. Şimdi burada baktığımızda Avax'ın özellikle 11 bölgelerinden itibaren topladığımızı çok iyi biliyorsunuz. Ve özellikle Avalanche'de burada kilitlenen tutarlara da baktığımızda bir artış göstermişti. O artışı da kuruduğunu görüyoruz. Ancak Avax için henüz daha buralar alım yeri çok rahatlıkla diyemiyorum. Biraz daha sade tutarak gideceğim burayı. Neden diyeceksiniz? Çünkü Avax'ın birincisi buralarda özellikle yani 13-20 bölgesinde yeniden steklerinin artmaması beni birazcık irite etti açıkçası. Ancak şunu da söyleyeceğim. Olur da Bitcoin bir düzeltmeye girerse Avax'ın da buradaki düzeltmesi muhtemelen 12 bölgesi olacak. Orada 12 küsuratına bakmaksızın ha tabii ne kadar 12.50 aşağısı olursa o kadar iyi Avax'ı tekrardan alacağız. Ama büyük parayı Bitcoin'e ayırıyoruz. Şimdi geçiyorum Litecoin'e. Hem bu Citadel Fidelity'nin kurmuş olduğu EDX Market'te Litecoin'in listelenecek olması, aynı zamanda Litecoin halvinin geliyor olmasıyla Litecoin bayağı popüler hale geldi. Ve baktığımızda şu anda zorladığı kısımlar 115 dolar seviyeleri ve buralarda Litecoin'in şu anda bir bayrak oluşumundan ziyade sanki ufak bir omuz baş omuz veyahut da burada bakın şöyle göstereyim. Burada sanki ufak bir negatif uyuşmazlık yaptığını görüyoruz. O yüzden Litecoin'in de burada düzeltmesi mutlaka gelecek gibi duruyor. Ve bu düzeltme haber gelmezse bu düzeltme de muhtemelen Litecoin'de bakın şöyle göstereyim. En yakın 96-78 seviyeleri gözüküyor. Ve bununla beraber devam ettiğimde 91 bölgesini görüyorum. O yüzden Litecoin'i sanki burada bir tık shortlanabilir gibi duruyor aslında. Ama hiç hayatında perpetual işlem yapmayan varsa hiç bulaşmasın. En azından bekleyip Litecoin'i alacak yere kadar beklesin. Şimdi devam ediyorum bir de Ripple'la. Ripple'la tam alınacak bölgelerde geziniyor şu anda. Bunlar her ayın başında escrow cüzdanlarından Ripple adedi açıyorlar. Niye? Ripple'ı devalüe etmek ve piyasadaki likiditeyi kurabilmek için. Bu ayda açtılar. Yaklaşık 500 milyon Ripple mi ne açıldı galiba. Son kalan bir 200 milyon Ripple olması lazım. O da Aralık 2023'te sona erecek artık bunlar. O yüzden Aralık 2023'te en azından escrow cüzdanlarından gelen Bitcoin, pardon, Ripple satış baskısı kalkacak. Ve bununla beraber Ripple davasında bu ara bir özet karar bekleniyor. Ve size şunu söyleyeyim bu arada. Bu Coinbase SEC davası var ya muhtemelen Eylül-Ekim aylarında bir şeyler belli olmaya başlayacak. Yani dolayısıyla artık Golden Days'e giriyoruz. Altın günlere giriyoruz. Ben açıkçası burada Bitcoin satmayı hiç mantıklı mı? Hiç ama hiç mantıklı bulmuyorum. Tam tersi geri çekilsin alayım diye düşünüyorum. Şu anda Ripple'ın desteği 46 sentlerden geçiyor ama bizim alım bölgemiz 48 ve 46 aralığında. Bu nedenle buralarda Ripple davasını beklerken Ripple'a da biraz buralarda bir destek atmak lazım yani bir para atmak lazım sanki. Olur da bu bölgenin kırılmasıyla zaten ilk olarak 53.90 ve devamında biliyorsunuz ki 70 centlere kadar bekliyorum. O yüzden şimdilik baktığımızda bu bölgeler bizim için
alım yerleri olacak. Peki soruyorsunuz ya biz bunları nereden alabiliriz diye. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar herhangi bir Bitcoin, herhangi bir kripto para almak istiyorsanız burada sizlere Flexobit'in sunduğu bir işlem çeki dahilinde bir aylık golden kasa, altı kasa hediyesi verecek. Bunun için de kayıt olduktan sonra 35 BNS kodunu yazarsanız sizlere bir aylık gold kasa üyeliği hediye ediyorlar. O yüzden işlem yapacaksanız özellikle buradaki bir komisyon indirimleri, iki komisyon fişleri, 3 müşteri temsilcisinden yararlanabilir. En azından ilk kriptolarınızı burada alabilirsiniz. Zaten çok da kolay bir app'i var. O yüzden kullanması da rahat diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum bugün herkese. Sizlere Amerika'dan bol bol sevgiler söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.